Yağışların azalmasıyla birlikte su kaynaklarında azalmalar ve çekilmeler gerçekleşti. Tarım alanından birçok alana yeraltı su kaynaklarının kullanımı ise bu durumda daha da fazla etkilendi. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, Konya'daki yeraltı su rezervine açıklık getirirken, her geçen yıl su kaynaklarının 8 ila 10 metre arasında çekildiğini dile getirdi. Ya tabii ki yeraltı su kaynaklarının bitmesi diye bir durum söz konusu değil. Fakat gitgide yeraltı su kaynaklarımız çekilmekte ve azalmak. Çünkü bizim Konya'mız açısından baktığımız zaman yeraltı su rezervimiz yaklaşık 4,5 milyar metreküp civarında kullanımı karşılık 3 milyar metreküp civarında bir rezervimiz var. Pompa seviyelerimiz her geçen sene 8-10 metre daha aşağıya doğru çekilmektedir. Yeraltı su kaynaklarının azalmasındaki en büyük etkenin tarım arazileri olduğunu açıklayan Başkan Akbulut, bu yıl içerisinde yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı sularına olan talebin arttığını söyledi. Bir yandan üretmek zorundasınız, üretmek için bu suyu kullanmak zorundasınız. Bir yandan da üretirken yeterli suyunuz yok. Fazla aşırı olarak da yeraltı kuyularına yüklenilmekte bu noktada. Bununla alakalı mutlaka ulusal bazda, ülke bazında bir takım farklı önlemler geliştirilmeli. Çünkü ovadaki üreticimize siz bu suyu kullanmayın, az kullanın dediğiniz zaman üretimden çıkmak durumu söz konusu bu sefer de. Akbulut, su kaybı yaşanan bölgelerde yapılabilecek çalışmalardan bahsetti. Mutlaka havza dışından su transferi her zaman söylediğimiz bir şey. Ülkemizin diğer bölgelerindeki su kaynaklarının en etkin kullanılabileceği bölge gene ülkemizde Konya Ovası, Orta Anadolu'dur. Mutlak suretle buraya dış havzalardan su getirilmesiyle bu sorunun çözüleceği aşikardır. Kuraklığın yaşandığı ülkelerde okyanus veya deniz suları tatlı su kaynaklarına dönüştürülüyor. Akbulut ise Türkiye'nin suyu dönüştürmek yerine diğer su kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini söyledi. Deniz suyunu kullanan bazı ülkeler var. İsrail, Libya gibi bazı ülkelerde deniz suyu artılarak kullanılıyor. Fakat bizim ülkemiz için bu diğer ülkelerde de öyle çok maliyetli bir yöntem. Bizim ülkemizde de yeterli su kaynaklarımız var. O yüzden daha düşük maliyetli olacağını düşündüğümüz bir Dicle'yi, Fırat'ı etkin kullanabilmek deniz suyunun arıtılmasından daha mantıklı olacaktır. O yüzden bu çözüm bizim ülkemiz için pek geçerli olduğunu düşünmüyorum.